Evet değerli izleyiciler, zorlu bir karşılaşma izledik. Ankara 19 Mayıs İkinoğlu sentetik çim sahada olağanüstü bir maç vardı. Ve 4 gol var, karşılıklı atılan gollerle karşılaşma 2-2 tamamlandı. Uzatmada da berabere kaldılar. Şimdi şu anda penaltılara kaldı. Bursaspor şimdi ilk penaltı hakkını kullanıyor. Eser Bilici işaretini verdi ve evet golü kaydetti. Şu anda 1-0 öne geçti Bursaspor. Daha doğrusu attığı golle 3-2 oldu. Şimdi Hacettepe Spor kullanacak bu penaltı atışını. Bursaspor'un golü atmasından sonra Hacettepe Spor bakalım bu golü kurtaracak mı? Evet, geldi, vurdu. O da golü attı ve 5 numaralı formasıyla değerli izleyiciler, 5 numaralı formasıyla golü attı Hacettepe'li oyuncu Mehmet Ali. Evet, Bursaş vurdu. Evet, 7 numaralı futbolcu Yasin. Penaltıyı kaçıran Yasin bu defa gol attı ve 4-3 öne geçti. Evet, şimdi Hacettepe Spor kalecisi Sefa kullanıyor. Meslektaşı Ersin'e. Evet, atamadı. Böylece topu gördüğünüz gibi direğe vurdu. Üzgün. Ve bana bak Sefa, bana bak, buraya kadar sen getirdin bizi, döndüreceksin, hadi oğlum, hadi koçum benim, hiç önemli değil, daha 4 tane penaltı var, hadi aslanım, hadi oğlum benim, hadi oğlum. Evet değerli izleyiciler, gol. Değerli izleyiciler, gerçekten kaleci Sefa golü atamadı meslektaşına. Evet, bu da gol oldu. Evet. Hadi Sefa. Değerli izleyiciler, bakalım. Görülmeye değer bir karşılaşmada bu penaltıları da izledik ve her iki takımı biz de yalnız bırakmadık. Gerçekten helal olsun her iki takıma. Evet, bu da gol oldu. Değerli izleyiciler, karşıda görüyorsunuz. 2013-2014 futbol sezonunda görülmemiş bir kalabalık var. Ankara 19 Mayıs 1 ve 2 oldu sahada. Hadi ustam benim, hadi. Şimdi Hacettepe Spor penaltı noktasına geldi. Evet, geldi Yunus. Yunus attı golü. Değerli izleyiciler, mükemmel bir penaltı atışları da seyrediyoruz. Evet, burada Bursaş atarsa bitecek. Burada atıp atmamak için bir karar verme kaldı hocalarına, bilemiyorum artık. Her nedense evet, kaleci atacak bu şeyi, penaltıyı kullanacak. Evet, kurtardı. Değerli izleyiciler, kurtardı. Kurtardı değerli izleyiciler, işte bir gol atamadı ama bir de gol kurtardı. Evet. Evet değerli izleyiciler. Şimdi evet. Arda kullanıyor bu penaltı atışını da. Değerli izleyiciler, bugün
İyi ki bugün bu karşılaşmaları, bugün bu karşılaşmada görev aldık. Çok mutlu olduk. Geldi Arda, vurdu. O da kurtardı. Evet değerli izleyiciler, değerli izleyiciler. Evet, Bursaspor Hacettepe Spor'u eledi. Selfie çekerken çocukları yakaladı. Çek. Beni çeken. Gel onu çek. Değerli izleyiciler, koştuk, yakaladık. Eğer Hacettepe Spor'un teknik direktörü ben olsaydım, herhangi bir açıklamada bulunmazdım, söyleşi de yapmazdım ama yılın hocası dediğimiz Muharrem Canlı hocam bizi kırmadı. Elense de geldi, burada bizden konuşuyor. Hocam üzgünsünüz, yok, neler yok, söyleyeceksiniz yok. Hocam? Futbol bu, yenmek de var, yenilmek de var. Biz buna zaten alışkınız. Ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Bizim tek hedefimiz oyuncu hazırlamak. Bunda da başarılı olduk gibi. Çünkü çocuklarım 120 dakika çok iyi mücadele etti ama şans faktörü bugün bizi çok fazla istemedi. Futbolda bunlar olağan şeyler. Biz bunlara alışkınız. Biz bu işin peşini bırakmayız oyuncu konusunda. Devam, yılmadan, yorulmadan devam. Bir sonuç bizi asla ve asla engelleyemez. Hedefimizden şaşırtamaz. Burada bir Bursaspor'u da çok iyi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Allah inşallah yollarını açık eder. Gerçekten öyle. Peki hocam, burada çok önemli bir soru soracağım. 120 dakika oynadınız ve 2-2 kaldınız. Uzatmalarda da berabere kaldınız. Penaltılara geçildi. Penaltılarda kullanıldı, bitti. Hakemi gittiniz, özellikle tebrik ettiniz. Hakemler hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Onlara 120 dakika emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İyi mi yönettiler? Mükemmel. Bana göre bu final maçı gibi olan, Ankara'nın en iyi iki takımlarından olan Bursaspor ve Hacettepe Spor takımını müthiş idare ettiler. Ben tebrik ediyorum hocalarımı. Zaten gittim kendilerine tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum hocam. Tebrik ediyorum. Allah yoluna açık. Hadi yoluna açık olsun. Evet değerli izleyiciler, Kısa ve Öz bugün penaltı da kurtardı, penaltı da attı. Sen kendini tanıdık, ne söyleyeceksin? Finale yükselttin. Biraz çabuk seni söylesin. Ben Ersin Yüzügöz, Bursaspor U19 takım kalecisiyim. Bugün baştan sona kadar ortak bir maç oldu. Ortadaydı maç. Ama şans faktörü de biraz yanımızda oldu. Penaltılar uzadı. Penaltılarda bir onlar geçti böyle. Biz geçtik. Penaltılara kadar iyiydi. Penaltılarda penaltı kaçırdım. Ama onun hakkını da verdim diye düşünüyorum ben. Bütün Hacettepe takımına da çok tebrik ediyorum. Onların da hakkıydı. Şans bizdeydi bugün. Gülen taraf siz oldunuz. Evet. Evet. Ben buradan böyle bir zevkli maçı bize izlettikleri için her iki tarafın teknik heyetini, sporcularını yürekten kutluyorum. Bizi izlemeye devam edin.